Takım içinde de bir tane birisi çıkıp diyemiyor mu? Mesut, kaptanlık. Ya hocam gel yemek yiyelim, oturalım. Bak hocam, üçlü savunmada ısrar ediyorsun ama bu takımın genlerinde bu yok. Veya Ali Bey ki gerçi hani Ali Bey öyle Bunu insan dedi dediği bir, de de bir teknik adamla. <laughs> yok, yok, ya ben, soru, Türkiye, ben soru soruyorum. Türkiye'ye ilan Abi, ediyor. be Bu bir davranıştır. Ya Siz ya ne diyorsunuz? Ya. Ya. Abi konuşmuyor mu? İşte ya şimdi, bu, bu öğrenirlerse bu diplomasi ne önemli. Mesut gitti ikna etti sistem değişti. Bunu kabul eder mi hoca Bak ya? ben bir şey söyleyeyim mi sana? Anladın ama değil mi söylemek. Anladık mi? anladık. Anladım. Burada burada evet. e, Levent'in söylediğine bir ek yapayım. Kesinlikle Mesut Özili ilk 11 oyuncusu gibi düşünmüyor şartlar getirdiği için oynatıyor. Bunu hani 4-5 hafta önce söylediğim için de <laughs> e, bir kez daha söylüyorum. yani şiddete göğüs gelmek evet, için. Göğüs yani, gelmek evet, için. Evet. Ee, yoksa Mesut diyor yani şöyle, başkan çıkıyor diyor ya e, Sayın Ali Koç'un sözleri var. Biz Mesut'un e, etrafına bir takım kuruyoruz. Mesut önderliğinde bir takım kuruyoruz. O başkanın düşüncesi. Vitor Pereira'nın düşüncesi Mesut'un etrafına kurulmuş bir takım değil. Mesut'un zaman zaman kullanılacağı Şartlar zorlandığı zaman kullanılacağı bir takım düşünüyor Vitor Pereira. Bak o da onun düşüncesi söylüyorum. Bugün de mesela Mesut'a çok ağır eleştiriler olduğunu da gördüm. Ama şöyle bir gerçek var. Biz Alex'i izledik, Hacı'yı izledik. Her, her maçını %100 oynayan oyuncular değildi. Ama öyle kritik yerde gelip golü atar ki, öyle kritik yerde pası atar ki sen yani bazı oyuncuları Beklemek zorunda kalabilirsin. Ha, bugün tamam, mod modern tamam. futbolda ben beklemem tamam. kardeşim. A niçin beklemezsin? Şöyle Liverpool kadrosu varsa elinde ben beklemem kardeşim ya. Orada Muhammed Salah var şey var. Ben onun bekleyeceğim oynamasını diyebilirsin. Ama Fenerbahçe kadrosunda bekleyebilirsin. Pelkas'ı bekleyebilirsin. Mesut'u bekleyebilirsin. Fenerbahçe kadrosunda. Abi yani yok mu yanında bir yardımcı antrenör? Hayır bir, bu ancak... Bir bu dostu, şey bir söylüyor. arkadaşı... Sezon, ya, ba sezon başında e şeyde topuk yaylasında. Topuk Yaylası'nda Selahattin Bey, Selahattin Baki bir açıklama yapmıştı başkanla ilgili. Ben o zaman bir şey söyledim şeylere Pereira ile ilgili. Bu söylemi saklayın dedim. Bugün kasetlerde var. Yönetim öyle bir ifadeler kullandı ki Pereira için şimdi bu söylemlerin altında kalıyorlar, Baskıyı hissediyorlar. Yoksa bence de yönetim Fenerbahçe takımı oynadığı oyundan Ferrari'nin tercihlerinden, oyuncu değişikliklerinden mutlu değil. Ama bazen kendiniz böyle bir teknik direktörü getirirseniz onunla ilgili yapılacak eleştiriler belki cevap vermezsiniz ama aynı işler içinde olmaza rağmen renk vermezsiniz ve müdahale etmezsiniz. Bence Sayın Başkan Ali Koç'un öncelikle e, Pereira'yla bir araya gelmesi bunu konuşması gerekir. Futbolcularla da beraber, bazıları olabilir, takım kaptanları da yanlarında olabilir. Şimdi Gustavo da olabilir, biz. Mesut da olabilir, Herkes da olabilir, Sosa da olabilir, çok, Altay da olabilir. Çok doğru bir şey yani, söylüyor. İş işten geçtikten sonra bunu yaparsan bir anlamı he, kalmaz. Sen yani git bugün konuş, bunu, ilk yarıda yapmayacaksın bunu. Devreler arası değil. Yani o zamana kadar, şimdi sonra şöyle, gerçekten söylüyorum bak Fenerbahçe yönetimi ne derse yaptı, ne derse. Yaptı, ne yaptı. üçlü savunmasına itiraz etti, Aldığı Hiç işine karışmadı. Max Meyer. Gerçekten. Kim? Ee, Hernan Crespo. Crespo. Yani, Yok Hernan değil. Şey Hernan tabii canım bizi andı. Miguel Crespo. Oo, <laughs> Hernan. Crespo. Rossi. Ya, Rossi. Rossi. Berisha. Yani, Berisha Hiç söyledi mi bir şey? Dedi ki ben oyuncu. Ne demişti başkan? Başkan dedi ki benim takımımın çok önemli bir bölümü hazır. Ya yani hazır olan takıma. Az bir transfer. Hazır olan takıma 5 tane sırf Vitor Pereira istiyor diye transfer yapıyor. 6 tane bir de Serdar Turgut aldılar. Şey... Serdar Dursun. Dursun. Serdar o Dursun, ama pardon. o daha önce onun başkan, yani onu başkan al. yani. aldı, yönetim aldı onu. O, mesela, değil. o da yok mesela. Beş, oynamıyor mesela. Ya onun sebebini yani tamam biliyoruz ya sakat... Ser, Serdar Dursun şeyden oldu. Yani sakatlık yaşadı evet, Om, omuzu. Ondan tamam, sonra. Amançım onu Neden ama şey ki? Listede yok. Ha işte ya yani, ne? Yani, çünkü omuz sakatlığı nedeniyle dönüşü geç olacak diye listeye yazmadı. Abi tamam ama ligde de oynatmıyor. Ya işte. Hangi maça 11'de başladı? Ya şöyle bir şey var. Yani diyorum ya bak. Karman çoruna girdi iki evet. döndü. Evet, evet, evet. Karman çorman bir şey var, yapı var. Evet. Bir ise Santroforun Berisha Santrofor'dur. Sağa çık, sola çık, oynatma. Valencia ise Valenciadır. Yani bu işin bu şekilde yürümesi lazım. Bana göre, benim kişisel kanaatimi söylüyorum tabii ki. Yani böyle Karman çorman bir şey. Ön tarafında kim oynayacak Fenerbahçe'nin arkadaki bir oyuncuyla öndeki üç oyuncuyu kimse bilmiyor. Bak net söylüyorum, kimse bilmiyor. Bak, bir daha söyle. Üçlü savunmayla. Oyun... Hani Gustavo oynuyor ya tamam onun abi. yanında kim oynayacak? Belli değil. Zeiss başladı. Sonra Sosa oynadı. Sosa oynadı. Şimdi tekrar Sosa'ya döndü. Mert Hakan oynadı. Mert, Mert Hakan oynadı. Abi. Mert Hakan oynadı. Meyer oynadı. Meyer oynadı. oynadı. Crespo, Crespo oynadı. Ya i̇şte orada kimin oynadığı belli değil. Bir öndeki üçlü hiç belli değil. Hiç değil. Yani. Berisha mı Rossi mi e işte e, Valencia mı? Hani Valencia şimdi yavaş yavaş hani ben benim diyor o formana sahip. Yani Mesut sahi... mu Pelkas mı? İrfan Can mı? Hiçbiri belli değil orada. Orası tamamen bir belirsizlik ortamı. Şimdi zengin kadrolar bazen iyidir, bazen de böyle sıkıntılar oluşturabilir. Ama bir de bir gerçek var yani. Sen artık bir 11 belirleyeceksin. Diyeceksin ki benim düşüncem bu. Ha ben şunu yine söylüyorum senin elinde O'Say Samuel, Ferdi, Rossi gibi uçurtma diyebileceğim kanat oyuncuları varken yani kanat oyuncuları. Pelkas ve Mesut gibi, İrfancan gibi organizasyon yapabilirim. Mesela İrfancan'ı Başakşehir 8 numarada kullanıyordu. Yani hmm. İrfancan'ı getirip Gustavo'nun yanına koyarsın, senin aksiyonların çoğalır. Söylediklerimiz yanlış mı? 3 tane gol attığın takım yok. Böyle şey olur Doğru mu? söylüyor. Fenerbahçe Mesela ilk Fenerbahçe'de geldiğinde Fenerbahçe'de üçlü oynatıyor, oynatıyor muydu? Geldiği Tabii, ilk gün. Ilk yok, yok ilk bu, bu bu, se ha, bu sezon sene. öyle. Bak, geçen, geçen geç, 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 yani geç, yıl diyor. İlk, gel, geldiğin, falan, ilk geldiğinde Yanılmıyorsam Monaco maçında bir üçlü oynattı. Vazgeçti Ondan sonra, sonra yani Aziz, Yıldırım, Yıldırım, doğru. Aziz Yıldırım onu ona müdahale ona müdahale etti. yani bakın sistemler bir takımın disiplini için gereklidir. Ama maçları stratejiler kazanır. Dolayısıyla hocayla e, bu konuda isadip etmemesi konusunda bence yönetimi görüşme yapması lazım. Bir de altın çiziyorum zaman kaybetmeden. Kaptanları da bir araya geleceksin. Yani burada bir sorun var. Fenerbahçe takım başkan çıkıyor diyor ki Trabzonspor'da Trabzonspor maçından sonra Ali Bey diyor ki biz şampiyon olacağız diyor. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki ...üç yıllık sürecin tamamlamış Fenerbahçe takımı kupa almamış. Tüm kozlarını oynamış. Oynamış. Çok ciddi transferler yapmış. Hocalar getirmiş. Şampiyon bu kadar almamış. zor durumda maddi evet. olarak. Sen takım. bu sene yine ekonomik e, sıkıntılara rağmen transferler yapılmış. Pereira'nın istediği oyuncular alınmış. Artık bu saat içeriz. bu saatten sonra Fenerbahçe takımı bir laboratuvar gibi düşünülemez. Yani Pereira bu takımı laboratuvar gibi kullanmamalı diye düşünüyorum. Yani artık üçlü savunmayla bir sıkıntı yaşıyorsan o zaman 4-1 4-1'e veya 4-2-3-1'e dönmelisin Şimdi, diye düşünüyorum. bak buldum biliyor musun? Yapabilir. Buldum. Evet. Bu Geçen sene bu tarihlerde bu programda yine aynı lafı ettin. Fenerbahçe ideal 11 belli değil. Levent Abi de ve yine aynı. E sonuç sonra işte iki tane değişiklik oldu. Yani bu, bu işler böyle. Buldum biliyor musun? Geçen sene aynı tarihlerde bu programda Zeki abi ya da sen ya da Aldun abi bilmiyorum ama yine aynı KC'ye attık yine aynı yazı abi. Değişen hiçbir şey yok. Yani 11 belli değil. Şimdi bak Çok şöyle ilginç. şöyle bir örnek söyleyeyim. Buyur abi. E, şimdi Portekizli hocalar hep bize söylenen şey var. Efendim işte onlar Porto Akademisi'nden geliyor, şuradan geliyor, buradan geliyor. Şimdi nereden gelirsen gel. Elindeki malzemeye bakman lazım. Malzeme ne? Bak şunu söylediğim için bir kez daha söylüyorum. Mesela hoca şunu yapabilir bak. Der ki ben bu sene oyunculara göre bir sistemle oynayacağım. Ondan sonra gelecek sene kendi takımımı kuracağım. Yani daha böyle hani kendi oynatmak istediğim türde oyuncu. Bak bu çok mantıklı bir şey. gelecek sene de onu kurarsın. Şimdi şöyle bakıyorsun. Yani bu Portekizli hocalar açısından söylüyorum. Sporting Lisbon geldi buraya. Sporting Lisbon geldi ne yaptı? 3-4-2-1 ee, oynadı. Ama iki kenarda oynayan oyuncuları gördün mü? Foro ile Reis'i. Hmm. Ayrıca savunma göbeğinde hani o savunmada Fenerbahçe'nin çok sorunu yok. Kotes gibi, e, Inacio gibi çok önemli oyuncuları var. Yani şimdi sen bunu bunu Foro ve Reisle oynarsın. Önde Sarabia gibi bir oyuncusu var. Şimdi sen ne yapıyorsun? Sen... E, Ferdi'yi sol tarafa yetiş yapmaya çalışıyorsun, Osa'yı sağ tarafa yapmaya çalışıyorsun. Sen yapmaya çalışıyorsun. O elindeki malzeme hazır zaten onun elinde. Yani o malzemeye göre oynatıyor. Onun için bence vakit geç olmadan, vakit geç olmadan e, burada ideal 11'i belirleyip, ideal oyun sistemini belirleyip, ideal oyuncularla oynamak lazım. Ya Fenerbahçe'nin elindeki kadro... ...bundan daha iyisini yapabilir. Hani sırf ben yaptım, benim başarım benim, he, demek... Yok başarımı e, da bırak yani ben... ben zaten ona gelecek. Ben böyle, ona tamam, gelecek yok. zaten. Hani, ben böyle başarırım Peki, demeye gerek yok. Ya, Fenerbahçe takımının e, egosal tarafı artık ya başması ya lazım. Camia... Valla kusura bakma kimse 3 yıldır Fenerbahçe Avrupa'ya gitti gitmediği bilmem ben. Fenerbahçe takımı aynı aynı düze, düzlemde bir takım değil. Kusura bakmasın kimse yani. Yani bu öyle başarısızlığı 3 yılda bağlamak yok, yanlış. Öyle olur. bir şey yok. Senin o 3 yılda ne ilgim var ya? 3 yıl başarız. O zaman sen başarıya çevir Box. ki 3 yıl unutulsun. E, saydım Levent, saydım isimleri. Sosa, Gustavo. Bunların mı tecrübesi yok? Avrupa tecrübesi. Yani sen Fenerbahçe ben niye bu ayırıyorum. oyuncuları transfer ediyor? Söylemler çok yanlış. Çok yanlış ya. bak ya ya burada Valencia'ya bu böyle... demiş skoru korumayı bilmeliyiz demiş. <laughs> skoru korumayı bildirmesi için bu çalışmayı öncelikle Pereira'nın yaptırması lazım Peki. Tabii Haldun abi Levent abiden çok güzel saptamalar sevgili seyirciler ee, uygun bir dille tabii ki de çok güzel bir e, bakış açısı getirdiler Vitor Pereira'ya Vitor Pereira'nın sistemine bakış açısına camiaya bakalım bundan sonra ne olacak?